Evet. Amerika kalıyor bölgede. Niye? İran var diyor. İsrail en büyük tehdit. Onu ben olsam kim korur diyor, bu zavallıyı diyor. İran'a soruyorsun. Zavallıya bak. İran'a soruyorsun, aşağılarda at koşturuyor. İnsanlar birbirine kırdırıyor. Niye bunları yapıyorsun? Şeytan İsrail diyor. İslam adına diyor. Savaşıyoruz, yapılanıyoruz diyor. Yani bu kısır döngüyü artık zaten insanlar görmeye başladı. Bunda bir sıkıntı yok ama hızlanmalıyız. Yani şurada Amerika'nın oyununu baksana, daha hiç falcı değilim ben. Baklafalı falan bakmıyorum. Bu olayları konuşurken ne Bakmayın dedik? hocam zaten. Ne dedik? Olayları değerlendirirken muhtemelen dedim, Amerika İran'ı vuruyorum diye Irak ve Suriye'yi vuracak. Orada İran destekli milis gruplara operasyon yapıyorum diye dayağı atacak ve ne yazık ki dedim, dayağı Irak ve Suriye yiyecek. Bak, iki tane başkent bağırıyor. Biri Bağdat, biri Şam. Şam. Tahran'ın tuzu kuru. Bak, bu olayda onu suçlamıyorum. Tahran saldırı yapmadım diyor. Bana göre gereken açıklamayı yaptı. Ama Amerika diyorum ya, hayır hayır Tahran yaptı diyor. Yürü orada işte Tahran, ama dediğim bölgedeler. Yıllarca bu tiyatro oynandı. O nedenle Amerika bundan sonra bak muhtemelen şunu yapabilir. O konuda uyanık olmalıyız. Şimdi yaklaşan mevsimsel koşullar, yaz geliyor, bahar geliyor. Türkiye'nin de, Sayın Erdoğan da bunu zaten açıktan ifade etti. Biz dedi bahar döneminde dedi yeni üs bölgeleri teşkil edeceğiz dedi. Nerede? Irak'ta. Peki nerede olur bu tahmini? Daha aşağılarda, Garanın aşağısında. Niye? Artık son darbe. Irak bir anda bizde işbirliğini artırdı ve Irak da terörü tehdit olarak görüyor. Türkiye'yle de işbirliğini artırmam lazım diyor ki kalkınma yolu vesaire İran tek çıkış ve can yolu. Ve işin tuhaf tarafı, dünyada petrolün en kıymetli olduğu dördüncü rezerv ve en kıymetli, en kaliteli petrol olduğu yer Irak. Servetin üstünde yüzmesi lazım. Kandan başka yerde yüzemiyor. Tesadüf mü bu? Şimdi bu kısır döngü İran aşması lazım. Dünyanın en iyi petrolleri sende ama dünyada en çok kanın aktığı coğrafyada sende. İşte Irak bana göre Sudan'ı, ben inşallah yanılmam, gayretli istekli görüyorum. Eski dönemlere göre çok daha gerçekten hani sahaya inen bir kimlik olarak görüyoruz. Amerika muhakkak kurcalıyor da şu ana kadar iyi dayandı, direndi. Devamı gelirse Irak ve Türkiye bahar döneminde, hatta İran'ın da belki içinde olacağı bir senaryoyla Amerika'yı Irak'tan yollayacaklar büyük ihtimalle. Peki giden Amerika Suriye'de tutunabilecek mi? Orada kalacağını mı zannediyor? O da boşa hayal. Türkiye çünkü orayla ilgili plan da yapıyor. Bu durumda işte bu tür harekatlarla hem bölge ülkelerine gözdağı vermek hem oradaki terörist varlığı artırmak. Bak, sor Amerika'ya, DAEŞ işte bize bu saldırıları düzenliyor. SDG'de ben bölgede yeniden yapılandırıyorum deyip PKK'lıların bir kısmını oraya kaydıracak. Çünkü operasyon var Süleymaniye, Sincar'a. Sincar'a. Oradan kayanları Suriye'ye getirip. İran'a dedi ki hocam mesela karşılığı ne olur? Şimdi baktığında Amerika'nın bu saldırısına aşırı tepki vereceği bir durum söz konusu değil. Ne bileyim bir askeri kayıp bile vermemiş. İran buna rağmen Amerika'nın bu cevabını karşılık verir mi? Çünkü Amerika yani Biden şunu diyor. Bu daha başlangıç. Ama aynı Biden şunu da söylüyordu. Bölgede savaş yapmak gibi bir niyetimiz yok. Biz Nasıl olacak bu? işte, yani yaşına mı verirsin? Acaba git gellerinden biri mi dersin ama burada Amerika kendi içinde inanılmaz çelişkili, en az 3-4 tane açıklama yaptı 3-4 günde. İran dedi, İran hayır dedi. Biz dedi bölgede savaş yaymak gibi niyetimiz yok dedi. Ardından bu operasyonu gerçekleştirdi. Şimdi diyor ki benim seçeceğim gün ve zamanda bu diyor, ileride de diyor bu tür cevaplar verilecektir diyor. Şimdi burada aslında bir algı oyunu, bir psikolojik harp oynuyor Amerika. Ve gözdağı vererek böyle böyle de ucu açık tutarak amana kıpırdamayın, kılıcım üstünüze demeye getiriyor. Şimdi bunu bölge ülkelerinden bazılarına yutturabilirsin de Türkiye bu konuda o kadar şerbetli ki. Sen bu tehditleri daha önce daha üst perdelerden söyledin. Kafana kafana dediğin gibi vurduk biz operasyonlarla. İşte en güzel cevabı senin tespitin doğru. O 5 teröristin etkisiz hale getirildiği. Ha, şunu görmesi lazım Amerika'nın. Kardeşim, her türlü blöfü atıyoruz. Her türlü tehdit ve çığırtkanlığı yapıyoruz. Adamlar bir kere olsun geri adım atmıyor. Tam tersi, SİHA düşürdük, İHA düşürdük. Üstüne saatler sonra hava harekatı düzenlediler. Dolayısıyla biz buradan bir yere varamayız.
aklını yürütmesi lazım. Aslında yürütüyorlar. Yani son günlerdeki Türkiye'ye yaklaşma, Avrupa Birliği'nin bir anda Türkiye'ye böyle zeytin dalı uzatması tabii tesadüf değil. Burada benim en korktuğum senaryodur o, yalnız onu söyleyeyim. Böyle uyuştururlar. Bir anda içimizdeki Amerikan sevdalıları ortaya dökülür. Kardeşlik, dostluk, işte bakın işler düzeliyor, hadi bakalım filan derler. O yapının şeytan olduğunu unutuverirler. İşlerine gelmediği için. Aman abi, bu tuzağa düşmeyelim. Peki. Yani bir Amerika'nın, ben hep söylerim, eğer senin sırtını sıvazıyor veya sana geliyorsa, yanaşmaya çalışıyorsa muhakkak bir planı vardır.